Kaç ay dedin? 4-5 ay. Ölçülü kullandı. Bak ölçülü kullandı. Bu bir. İkincisi adam diyor ki arkadaş benim üçüncü bölgemdeki tempo 90 dakika yüksek seviyede olmalı. Bu adamlar da 90 dakika bunu yapamaz. O nedenle 3 oyuncu birden değiştiriyor bak. O nedenle. Oradaki temponun düşmemesi önemli. Belki Gezal'ı çıkarmasa derbide Gezal'ın olduğu yerden gol yiyecek Beşiktaş. Belki de. Onu gördü. En başta Gezal itiraz ederdi. Çünkü bu daha önce Gezal'la konuşuldu. Şu dakikada çıkacaksın diye. Gezal da ona göre oynadı. O enerji bitiyor o dakikada. Bu tarz konularda hocaların tabii oyuncuları daha iyi tanıdığını, Hafta bildiğini ve içinde takip neler ettiğini konuştular? biliyoruz. Evet. Hepsini biliyorum. O yüzden yani adam aptal bir adam değil. Bir virgül koyacağım Yani Serdar. o da biliyor ki Gezal yetenekli bir oyuncu. Bir virgül koyacağım. Konuşacağımız daha çok şey varlarını da konuşacağız. Yine Beşiktaş'ta başka oyuncuları da konuşacağız, değerlendireceğiz ama günün bir gelişmesi olarak paylaşalım. Ekranlarınızda da dönüyor. Eyüpspor Hamzaoğlu'yla yolların ayrıldığını duyurmuştu. Yeni teknik direktörü Eyüpspor'un bizim de burada son sayfada sık sık konuğumuz olan İbrahim Üzülmez oldu. İbrahim Üzülmez'le anlaşmaya vardı Eyüpspor. Serdar ve Serhan, sizinle yayın öncesinde de aslında biraz konuşuyorduk, bahsediyorduk. Nasıl değerlendireceksiniz merak ediyorum. Serhan, seninle başlayayım. Hayırlısı olsun. Yani Eyüpspor'da playoff'tan Süper Lig'e çıkmaya çalışan güzide ekiplerimizden bir tanesi. Çok büyük de bir yatırım yaptı. Fatih Kulaksız Başkan ve Murat Başkan iyi işler yapıyorlar. Ama maalesef orada bir teknik direktörde bir sıkıntı oluşuyor. Bir türlü istenilen performansı veremiyorlar. Hamzaoğlu da zaten bilindik bir teknik adamdı. Gerçekten iyi bir insan. Daha önce şampiyonlukları olan bir teknik adamdı. İbrahim Üzülmez de bu sezon sonu ve önümüzdeki sene 1,5 senelik bir anlaşma yaptılar. Öyle söyleyebiliriz. Önümüzdeki seneyi de kapsıyor anlaşması. İbrahim Üzülmez Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkartırsa da önümüzdeki sene 8 takımlı bir İstanbul takımı olan bir Süper Lig izleyeceğiz. Gidişat da o yönde. Bence playoff'ta iyi işler yapacak bir Eyüpspor geliyor gümbür gümbür. Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız duyurmuş. Diyor ki 1,5 yıllık olarak prensipte anlaşma sağladık. Resmi imzalar yarın herhalde. Evet, Yarın. ben de onlara buradan bir 14'te serzenişte diyor. bulunuyorum. Yayından önce biz aradık. Haberi duyduk. Ne zaman dedik? Açıklayalım mı dediler. Onlar bizden önce açıkladılar. Bize bırakmadılar. Biz de buradan onlara serzenişte bulunalım. Serdar, sen nasıl yorumlayacaksın? Hayırlı uğurlu olsun. İbrahim Hoca Ekürin. daha önce Gençlerbirliği'ndeyken iyi işler yaptı. Yukarıya takım çıkardı. Rize'de hoca donanımlı oyuncu ilişkileri, takımla ilişkileri çok çok iyi. Ben başarılı olacağını düşünüyorum tabii ki. Ama burada tabii sabır ve istikrar çok önemli. Bakalım playofflarda ne olacak? Başarılar dileyelim. Tüm takımlara tabii ki diliyoruz. Buradan Beşiktaş'ta Larin bilmecesine geçmek istiyorum. Artık bilmece olmaktan çıktı Serdar. Yollar ayrılıyor. Sen nasıl yorumluyorsun? Bazı Beşiktaşlılar takımda kalması gerektiği yönünde çok mesajlar gönderiyorlar bize. Yine görüşleri okuyacağım. Ama sen bu konularda Beşiktaş kulübünün tavrının net altını çizen bir isimsin. Nasıl değerlendireceksin? Vallahi Larin dün derbide Altay'la karşı karşıya kaldığında ki o kötü son vuruşu gibi bir sezon geçiriyor. Yani bizim o Sergen Hoca dönemindeki Larin çok başkaydı tabii ki. Bu seneki Larin tabii biraz özgüveni geriye gitti. Duygusal bir oyuncu, onu da belirtelim. İstediği gibi işler gitmeyince de biraz sıkıntı yaşadı. Tabii bu direkten dönen topu var. Birçok sıkıntısı oldu ama zaten Larin'le eğer uygun bir rakamı kabul ederse Larin, Beşiktaş'ın önerdiği rakamı kabul ederse kalır. Çünkü hoca derbide Enkudu'yu oynatacaktı. Evet. Fakat öyle bir idman performansı ortaya koydu ki Larin, bu adam dedi formayı aldı. Hakikaten öyle dedi. Bakma bu
derbide biraz hani golün erken gelmesi Beşiktaş'ın plan programını aksattı. Çünkü 0-0'dayken maç çok daha farklı bir plan programı vardı ama o golü gelince tabii biraz sıkıntıya girdi. Penaltı da kaçınca. Yoksa bu maça iyi hazırlanmıştır Lali. Bir de kontrat, yeni bir kontrat olması lazım ama yeni sezonda kesinlikle Beşiktaş'ta olacağını zannetmiyorum. Olursa ben çok şaşarım. Yani Talisca gelir derim ama Larin kalmaz derim. Mehmet, o derece zor yani Larin kalması. Yani Talisca gelecek anlamda söylemiyorum bunu. Mehmet İroni Bey yapıyorum. Yazmış izleyicimiz. Larin ve Batshuayi artık gitmeli mi? Diye iki ismi birlikte sormuş. Yani Batshuayi de gitmeli mi diye bir soru olmaz. Ben bir kez daha söylüyorum. Daha önce de söyledim. Cevabını o da biliyor. Batman'in yerinde olsam ararım. Kardeş benim adımı sağda solda kullanma derim. Bak o kadar net. Daha önce söyledim. Adam şanssızlığı var bu sene. Yapacak bir şey yok. Ama iki gol daha atsa, üç gol daha atsa gol kralında birinci sıraya geliyor. Peki. İstatistiğe bak. Kaçırdıkları. İşte yani, orta saha kral olabilir. Galatasaray'da olsa. Peki Serhan, sana Larin'le ilgili başka bir soruyla geleyim. Türkiye'de bir takıma gider mi? Tabii ki gider. Yani sonuçta bir albenisi var ve geçen seneki yaptıkları da Sergen Hoca ile beraber çıkış yaşaması da ve bu seneki o çıkıştan da eser kalmaması Larin'in inişli çıkışlı bir periyot ve performans gösterdiğini gösteriyor. Ama tabii ki Süper Lig'de herhangi bir kulüpte forma şansı bulabilir. Ama bu oynamış olduğu oyunla bence Larin'de, Batshuayi'de şu anki Valerian İsmail'in oyun modelinde çok fazla sağlıklı bir görüntü çizmiyor. Ben bunların içine bir de Güven de ekliyorum. Güven de dün oyuna girdi ama eski Güven'den dağlar kadar fark vardı. Çok ağır kalmış, vücudu da çok girileşmiş. Topa bile yetişemiyordu. Ben Güven'i de bu ekibin arasına dahil ederim. Ali Larin Kemal Başakşehir'le görüşüyormuş. Başakşehir'le. Mümkün. Larin'in kaçırdığı golleri bir Türk futbolcu kaçırsa linç etmişti. Kesinlikle formayı hak etmiyor. Daha iyisi ve ucuzu rahat bulunur. Eminim Serdar Sarıdağ da bana katılıyordur demiş Ali Kemal Bey. Bir daha okur musun? Larin'in kaçırdığı golleri bir Türk futbolcu kaçırsa linç etmiştik. Kesinlikle formayı hak etmiyor. Daha iyisi ve ucuzu rahat bulunur. Eminim Serdar Sarıdağ da bana katılıyordur. Ya o artık Türk yabancı hani işte adı John olsaydı bu hoca çok daha popüler olurdu falan filan deniliyor. Yok artık ya insanlar bu yeni kuşağı kandıramıyorsun. Yeni kuşak farklı düşünüyor. Zaten kandırma gibi niyetimiz yok da hani yediriyordun eskiden. Bazıları yediriyordu. Onlar yemiyor. Yeni kuşak çok net görüyor. Güzel yorumlar gelmiş, okuyacağım hepsini. Ama bir geride kalan haftayı hatırlatalım sizlere. Bir de aramız var. Aranın ardından bir yere ayrılmayın. Son sayfa devam edecek.